Merhaba çocuklar. Bugün size yeni bir masal getirdim. Bu seferki masalımız Kule Masalı. Evet, bu sefer size küçük bir çocuğun kocaman bir kuleye çıkma hikayesini anlatacağım. Ama bu hikayenin ilginç bir tarafı var. Bu küçük çocuğun bu kuleye çıkan ilk insan olmasıyla ilgili. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer hangır hungur yürür, dedemin beşi tıngır mıngır sallanır iken, bir şehrin en büyük dağının tepesinde çok güzel, muhteşem ve çok ihtişamlı bir kule varmış. Herkes bu kuleye çıkmak, o kulenin balkonundan şöyle şehri izlemek için seferber oluyormuş. Herkes dağın yamacına gidiyor. Kuleye şöyle dağın ucundan yukarıya doğru bakıyor. içi heyecanla doluyor. Sonra yolu görüp kalıyorlarmış. Çünkü kuleye giden yol biraz ürkütücüymüş. Hem yol çok uzun hem daha çok yüksek hem de bu yolla ilgili ilginç hikayeler duyuluyormuş etrafta. Yolun üstünde çok büyük ve korkutucu hayvanlar var, sihirli bir ev var gibi garip hikayeler. İşte bu hikayelerden dolayı herkes dağın yamacına kadar geliyor ama tam yamaca çıktıkları zaman tam yola çıkacaklarında içlerinden bir ses onlara yapma diyormuş. Ve bir sürü insan bu sese kulak verip geldikleri onca yoldan geri dönüp evlerine gidiyorlarmış. Ve hepsinin içerisinde de şöyle şuralarında tam karınlarının bu üstünde bir ses keşke yapsaydım diyormuş. Bir gün bir çocuk gelmiş ve dağın yamacından durmuş. Sırtında bir çanta üstünde uygun kıyafetler, altında kalın botlar, şapkası, atkısı, beresi, suyu, yiyeceği her şey çantasında gelmiş. Dağın yamacında durmuş. Şöyle bir kuleye bakmış. Kule muhteşem görünüyor. Demiş ki bu kuleye gideceğim. Tam da içinden bir ses şöyle söylemiş. Sen mi? Sen mi gideceksin? Evet ben gideceğim demiş. Hadi oradan. Buraya gelen bir sürü insan oldu. Sen de biliyorsun. Hiçbiri çıkamadı. Sen de çıkamayacaksın demiş içindeki ses. Çocuk sinirlenmiş. Neden çıkamayayım ki demiş. Gideceğim. O kulenin balkonundan bütün şehri izleyeceğim. Hatta bir de videoya çekeceğim. İçindeki ses yapamazsın demiş. Bu yol çok zor bir yol. Çok korkutucu bir yol. Üstelik sen korkan tekisin. Bu yola çıkmak için cesur olmak lazım. Çocuk bir an derin bir nefes almış ve evet demiş. Ben korkuyorum. O yoldan korkuyorum. Anlatılan hikayelerden çok korkuyorum. Yolun uzunluğundan korkuyorum. Karşıma çıkacaklardan korkuyorum. Yok demiş ya. Gerçekten yapamam ki geri döneceğim. Çocuk başı önde biraz üzgün hayal kırıklığına uğramış bir şekilde geri dönmüş evine doğru yol almaya başlamış. Yalnız tam böyle karnının ortasında garip bir his gelmiş ona. Bu sefer içindeki ses çok kısık bir sesle duyulması çok zor bir tonda yapabilirdin demiş. Of, sus demiş çocuk. Nasıl yapacağım? Kocaman kocaman insanlar geldiler, yapamadılar. Ben mi yapacağım? Üstelik benim gibi korkak birisi yapamazdım. İçindeki kısık ses tekrar etmiş. Yapabilirdin. Of, demiş çocuk, beni yoruyorsun. Yapamazdım, yapamam. Ben çok korkağım. Ama içindeki ses bir kez daha tekrarlamış. Yapabilirdin. Çocuk dayanamamış, arkasını dönmüş. Geldiği mesafeye bakmış, geri yürünebilir bir yol. Tekrar şöyle gözlerini kaldırmış. O dağın üzerindeki muhteşem kuleye yeniden bakmış. Keşke yapabilsem demiş. İçindeki ses yapabilirsin diye tekrar etmiş. Uf, tamam demiş çocuk. Deneyeceğim hızlı bir şekilde yavaşça geri dönmesi çok uzun sürdü. O yolu hızlıca koşarak gitmiş ve tekrar dağın yamacına kavuşmuş. Buraya geldiğinde yol ona tekrar çok korkutucu gelmiş. Bir kulağında herkesin söylediği hikayeler, öteki kulağında içindeki o yapamazsın sen korkaksın sesi ama onların arasında içinden gelen o böyle karnını heyecanlandıran karnında kelebekler uçuşuyormuş gibi hissettiren kısık minicik ses. Yapabilirsin. Çocuk demiş ki: Deneyeceğim ve başlamış yolda yürümeye. Yürümüş, 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 saatlerce yürümüş ve hiçbir yere varamamış. Artık karnının çok acıktığını, susadığını ve bacaklarının çok yorulduğunu hissetmiş galiba demiş yapamayacağım. İçimdeki o ses doğruyu söylüyordu. Ben korkan tekim. Nasıl çıkabilirim ki bu dağa? O kuleye nasıl ulaşabilirim? Saçmalık bu." demiş. Ama o minnacık sesi de hala duyuyormuş. "Yapabilirsin." Çocuk demiş ki, "Birazcık daha deneyeceğim. Azıcık daha yürüyeceğim. Eğer karnım çok acıkırsa, çok susarsam ya da çok korkarsam o zaman geri dönerim." Çocuk yürümeye devam etmiş. İlerleyen yolun ilerleyen kısmında artık çocuk gerçekten çok acıkmış, bacaklarının gücü gitmiş, inanılmaz derecede susamış. Tam da o anda karşısına bir ev çıkmış, bir kulübe. Dağın bu kadar yüksek bir yerinde bir kulübe. Çocuk hemen aklına o anlatılan hikayeleri getirmiş. Hii, demiş bu galiba o sihirli ev. Girmemem lazım, bakmamam lazım. Buradan geri dönmek zorundayım. Çok korkuyorum. Çocuğun gerçekten de korkudan bacakları titriyor. Kalbi güm 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 atıyor. Ve içinden bir ses ona koşarak geri dön diyormuş. Ama Oraya kadar geldikten sonra bu sihirli evi çok merak ettiğini fark etmiş çocuk ve eve yaklaşmış. Hem demiş zaten içeri girmek zorunda da değilim. Kapıya geldiğinde kapıda kocaman bir kağıtta buraya sadece cesur olanlar ulaşabilir yazdığını fark etmiş. Eğer sen de cesursan içeride istediğin kadar yiyecek, istediğin kadar çikolata ve su meyve suyu var. Hepsini özgürce yiyip içebilirsin. Çocuk hemen geri çekilmiş. Sadece cesurların girebileceği bir yermiş burası. Ben o kadar cesur değilim ki ben korkan tekiyim. Sonra denemek istemiş. Ve elini kapının tokmağına götürmüş. Tokmağı çevirdiğinde kapı açılmış. Çocuk çok şaşırmış. Hani sadece cesurlar girebiliyordu? Bak işte ben de girdim. İçeri girdiğinde içeride gerçekten de kapının üstünde yazıldığı gibi bir sürü çikolata, sağlıklı yiyecekler, abur cubur, bir sürü su, içecek her şey orada duruyormuş. Çocuk onlara dokunup onları yemekten önce korkmuş çünkü onlar sadece cesur insanlar yiyebilir yazıyormuş kapıda. Sonra kendi yiyeceklerinden yemiş, suyundan içmiş ama gözü o kenardaki çikolatalara takılmış ve denemek istemiş. Çikolataya elini tedirgince uzatmış, çikolatayı almış. Sonra çikolatayı getirmiş, açmış, çikolata açılmış. Çocuk çikolatayı çekinerek ağzına götürmüş, ısırmış, Aa, yiyebilmiş. Nasıl yani demiş. Ben şimdi Cesur muyum? Yok canım demiş. Buraya kadar bacaklarım titreyerek geldim. Ne cesurluğundan bahsediyorsun? Galiba bir hata yapmış olmalılar. Çocuk orada yiyecek nereden yiyip, içecek nereden içip, birazcık da kendisine yedek yiyecek alarak, çantasını yedek yiyeceklerle doldurarak evden çıkmış ve yürümeye devam etmiş. Yolda yürümüş, 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 yürümüş. Sonra gözünü kaldırıp daha bakmış. Hala kulenin olduğu yer çok yüksekte ve hala eskisi kadar muhteşem görünüyormuş. Çocuk demiş ki galiba çok fazla yolun var. Sonra yolda yürümeye devam ederken karşısına timsahlar çıkmış. Çocuk demiş ki nasıl yani dağın tepesinde ne timsahı galiba. Ben artık hayal görüyorum. Ama timsahlar çocuğun önünden geçip gitmişler. Ona hiçbir şey yapmamışlar. Biraz daha yürüdüğün yürüyünce karşısına kocaman dev gibi bir ayı çıkmış. Çocuk bacakları titriyor, kalbi güm güm atıyor. Allah kahretmesin ben buraya gelmemeliydim ne yapacağım bu ayı beni yiyecek diyorken aklına okuduğu bir kitap gelmiş. Kitapta diyormuş ki eğer bu hayvanlara zarar vermez, hemen olduğunuz yere çöker ve onların sizi koklayıp gitmesine izin verirseniz onların saldırısına uğramazsınız. Çocuk aklına gelen bu bilgiyi hemen uygulamak istemiş ve yolun kenarında oturmuş, sadece nefes alarak hiç kıpırdamadan bir süre beklemiş. Gitgide ayının ona yaklaştığını fark etmiş hatta çok yaklaştığını ayı <laughs> diye çocuğu koklamış, çantasını da koklamış. Son çocuk hiç kıpırdamadığı için şöyle bir kafasını gezdirmiş etrafta. Yavaş adımlarla uzaklaşıp gitmiş. Çocuk o kadar korkmuş. O kadar korkmuş ki biliyor musunuz? altına çişini bile yapmış. Evet yapmış. Allah'tan çantasına birkaç tane yedek kıyafet koyduğu için hemen orada bir ağacın arkasına geçip üstünü değiştirmiş. Ve sonra kendi kendine heh demiş cesura da bak sen altına çiş yaptın ayıyı görünce böyle cesur mu olur? Kendine sinirlenmiş. Demiş acaba başka hangi hayvanlarla karşılaşacağım derken karşısına kocaman bir fil sürüsü çıkmış. Çocuk gerçekten bayılmamak için kendini zor tutmuş. Ama filler ona hiçbir şey yapmamışlar. Hatta çocuk fillere o kadar yaklaşmış ki onların derisini o herkesin almak için fillere kıydığı dişlerini hatta hortumlarının uzunluğunu bile yakından görmüş. Sonra yanına bir tane ufacık fil gelmiş, burnunu uzatmış, hortumunu uzatmış, çocuğu koklamış ve sonra çocuğun etrafında koşmaya başlamış. Çocuk çok eğlenmiş. Bir süre sonra fille arkadaş olmuşlar. Bu fil sürüsü çocuğa çok yardım etmiş. Çocuk yavru filin üstüne oturmuş ve dağdaki yolun büyük bir kısmını onlarla birlikte gitmiş. Ve sonra yavru fil onu sırtından indirmiş, hortumuyla ona, onunla vedalaşmış ve filler kendi yollarına gitmiş. Çocuk da yolun ortasında yine tek başına kalmış. Bu sefer karşısında kocaman ağaçların olduğu, sağlı sollu kocaman ağaçların olduğu ve birbirlerine böyle kenetlenmiş olan ağaçların arasındaki karanlık, yolu görmüş. Mümkün değil demiş. Bu karanlık yola giremem. İmkansız. Bu kadar hayvanı gördükten sonra, bu kadar korkudan sonra bu yola girmem imkansız. Giremem. İçindeki o ses birazcık daha yüksek bir tonla yapabilirsin demiş. Oh huh, demiş çocuk. Çok korkuyorum. Ben karanlıktan korkarım. İçindeki ses ona demiş ki: belki de hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Çocuk o karanlık yolun başına gelmiş, derin bir nefes almış, nefesini bırakmış ve gözlerini kapatıp o karanlık yola ilk adımını atmış. Hatta ikincisini, üçüncüsünü ve dördüncüsünü de ama gözlerini hala açamamış. Beşinci adımda ilginç bir şekilde gözlerinin aydınlık olduğunu fark etmiş. Nasıl yani demiş? Işık mı yandı kocaman ormanda? Daha neler. Sonra çocuk gözlerini açtığında fark etmiş ki uzaktan kap karanlı, korkutucu gözüken o yol içine girdiğinde ağaçların yapraklarının arasından sızılan güneşle apaydınlıkmış. Çocuğun belki de geçtiği en keyifli, en kolay yolda burası olmuş karanlık ormanın bitiminde çocuk oh, demiş sonra bir adım atmış o sırada ayağa acımış ayağına bakmış bir adım daha atınca gong kafasını bir şeye vurmuş kafasını kaldıramamış kesin demiş işte o anlattıkları devle şimdi karşı karşıyayım ne yapacağım ben ben kesinlikle gelmemeliydim gözünü yavaşça açmış bakmış ki kulenin kapısı çocuk inanamamış gerçekten de o yolu yürümüş ve kulenin kapısına kadar gelmiş sonra çocuk bu kadar geldikten sonra kulenin içine girmeden hayatta dönmem demiş kulenin kapısını yavaşça açmış çok çok uzun yıllardır açılmayan bu kapı açılırken gıcır gıcır ve biraz ürkütücü bir ses çıkartmış. Çocuğun kalbi güm güm, kanını içinde kelebekler uçuşuyor, bacakları titriyor bir şekilde kulenin içerisine girmiş. Kulenin içinde hiçbir şey yokmuş. Nasıl yani demiş. Olamaz bu kadar muhteşem, bu kadar güzel, bu kadar yükseğe yapılmış, özenle tasarlanmış, bu kule bomboş olamaz. Bütün bu yolu boşuna mı geldim şimdi ben? Çocuk büyük bir hayal kırıklığıyla yere çökmüş otururken uzakta bir merdiven olduğunu görmüş. Kendisinde son bir güç bulup merdivenlerden yukarı çıkmış. Karşısında İnanılmaz hazineler, çok güzel eşyalar, değerli taşlar bulacağını sanıyormuş. Bu hayaliyle çıktığı merdivenlerin üzerinde ne görmüş biliyor musunuz? Hiçbir şey. Kule bomboşmuş. Çocuk buna inanamamış. Sonra demiş ki, ben demiş bu kulenin balkonuna çıkıp etrafı izlemek istemiştim aslında en iyisi demiş ben balkona çıkayım. Çocuk balkonun kapısında gıcır 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 zarla zorla açmış ve balkona çıkmış. Gerçekten de manzara mükemmelmiş. Sonra çocuk tam geri dönüp gidecekken balkonun demirlerinde bir mektubu nasıl olduğunu görmüş. Mektubu eline almış ve okumaya başlamış. Mektupta şöyle yazıyormuş. Eğer bu mektubu okuyorsan sen gerçekten çok cesur bir çocuksun. <laughs> Çocuk gülmüş. Ne cesaretinden bahsediyorsunuz demiş. Daha az önce merdivenleri çıkarken bile korkudan ölecektim az kalsın. Üf, tamamen bir saçmalık bunca yolu boşuna geldim demiş. Tam mektubu alıp fırlatacakken sayfanın arkasında da bir şey yazdığını görmüş. Ve onu okumuş. Sayfanın arkasında şöyle yazıyormuş. Geldiğin yola bak. Çocuk nasıl yani demiş. Tekrar okumuş. Yo yanlış okumamış. Gerçekten de o notta, o notta şöyle yazıyormuş. Geldiğin yola bak. Çocuk balkondan çıkmamış. Panku'nun demirlerine biraz daha yanaşmış ve geldiği yolu şöyle bir gözleriyle takip etmiş. Yol o kadar uzun, o kadar zorlu, o kadar korkutucuymuş ki çocuk bu görevi başarıyla tamamladığına inanamamış. Ve sonra mektubu tam cebine koyarken bir not daha olduğunu görmüş. Ve o notta da şu yazıyormuş. Bu kulede hazineler, altın, elmas falan yok. Burada çok değerli eşyalar yok. Burada sadece geldiğin yola baktığında öğrendiklerin var. Ve korkmana rağmen buraya geldiğin için içindeki cesaret var. Sonra çocuk bunu da okuduktan sonra tekrar o balkonla yaklaşmış ve o yola bir kez daha bakmış. Ve sonra da demiş ki evet korktum çok korktum ama cesaret ettim ve buraya kadar geldim. Korkmak galiba kötü bir duygu değil. Korktuğum için kendimi birçok şeyden koruyabildim. Ve galiba cesaret hiçbir şeyden korkmamak da değil. Korkmaya rağmen yapmaya heves etmek demek. Çocuk bu bilgisini cebine koymuş ve ondan sonra kuleden aşağı inip artık tanıdığı o yoldan keyifle köyüne geri dönmüş. Yaşadıklarını, öğrendiklerini belki de bir ömür boyu karşılaştığı herkese anlatmış ve anlatırken de herkese şunu söylemiş. Korkabilirsin. Korkmak çok doğal. Ama korkuna rağmen yapmaya devam edersen cesaretinle tanışabilirsin. Evet. Şu günlerde hepimizin içerisinde bir sürü korku var değil mi çocuklar? Ama korkmaya rağmen yaşamaya devam etmek işte bizim cesaretimiz de burada ve muhtemelen bir gün geriye dönüp baktığınızda o yolu nasıl geçtiğinize inanamayacaksınız.